Solundan attı, üstünden zıpladı. Şimdi ceza sahasına girdi. Kaleciyle sırt sırta. Ne yapıyorsun Necati abi? Şimdi arkasını döndü ve kaleciyle karşı karşıya vurdu ve... Gol! Gol değil. Offside. Taç. Burunla müdahale. Takımdan ayrı düz koşu. Çıkıştaki köfteci. Baba mızıkçılık yapma. Hadi sıra bende. Ver kumandayı. Bu alarm da ne? He o mu? Bilmece alarmı. Bilmece alarmı mı? He. Parlaktır dişlerim, odunları dişlerim, bil bakalım ben kimim? Parlaktır dişlerim, odunları... Buldum, testere! Hiçbir şey anlamadım, bu neydi şimdi? Bu ikimizin arasında yıllardır süren bir bilmece yarışması Şakir. Daha sen yokken başladı. Remzi Bey, şahitler önünde soruyorum. Kadriye Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Tavus kuşu. Anlamadım. Kafamda dallar büyür, eteğimde gözlerim, at değilim, eşek değilim. Ben neyim? Ayol ne diyorsun Remzi? Cevap tavus kuşu. Bildim işte Necati, bildim. En mutlu günümde de olmaz ki bu ama. Necati ile aramızdaki bilmece yarışı devam ediyor. Günler geçiyordu. Derken sen doğdun Şakir. Söyle bakalım Necati. Çeliktir kuyruğu, yuvarlak gövdeli, korkmaz sıcaktan, doyurur beni. Kuyruğu çelikten, kedi olamaz. Yuvarlak gövdeli, ben değilim. Korkmaz sıcaktan, penguen elendi. Öyleyse tabii ki tava. Bildin, bravo. Aku, aku, aku. Remzi Şakir gidiyor. Dönerse benimdir. Ha? Şakir! Koş Remzi koş! Olamaz! Remzi'nin ayağı takıldı ve düşmek üzere! Şimdi yetişti! Dondurma alıyorlar! Beni de bekleyin! Ve o gün tam 5 top dondurma yedim. İşte hikayenin sonu bu! İyi de hikaye bu değildi ki. Kısaca oğlum, yıllardır ben bilmece sordum, o bildi. O bilmece sordu, ben bildim. Bilinebilecek bilmecenin her defasında bir bilinmesi ne demekse... Eyvah, cümle ağır geldi. Necati kendine gel. Bilir misin Şakir? İkiniz de bu kadar inatçıyken hiç şaşırmadım. Peki bu alarm ne işe yarıyor? Bilmece sormayı unutmayalım diye taktırdım. Bir daha eder iki. Sevmez yolun dikini. Akmaz hiç çatısı, beneklidir tepesi. Bu nedir ki? Kaplumbağa mı? Doğru. Sonunda bulduk sizi. İyi de siz kimsiniz? Biz bilmeceler diyarından geliyoruz. Sakın karşı koymaya kalkmayın. Ya kendi isteğinizle bizimle gelirsiniz ya da... Atlayın. Bunlar dünden razıymış. Ne kadar değişik bir yer. O da ne? Bir küçücük fıçıcık. Ve içi dolu turşucuk. Yani limon mu? Bildiniz. Ve bir limon kazandınız. Limon yerine keşke bir küçücük dürümcük, içi dolu dönercik olsaydı. Çok acıktım. Çiğ köfteci geldi. Necati abi bak, çiğ köfteci. Çiğ köfte mi? Usta. 6 tane çiğ köfte sarar mısın bol acılı? Siz bir şey ister misiniz? Yok. Afiyet olsun Necati. Kaç para? Kaç para tuttu? Burada para geçmez. Tek değerli şey bilmecelerdir. Borcunuzu söylüyorum, iyi dinleyin. Ağzı var konuşmaz, yatağı var uyumaz. Dene. Bildiniz, afiyet olsun. Burayı çok sevdim, bir de ayran alayım. Ayran borcunuz için soruyorum. Alfabede kaç harf vardır? Çok basit, 29. Bilemediniz, alfabede 6 harf vardır. A, L, F, A, B, E. Bir bilmeceye yanlış cevap verirsen burada başına bu gelir. Ben bilemedim mi? Bir ayran için bu kadar ağlanır mı Necati abi? Onun için ağlamıyorum ki. Bilmece bilme yeteneğimi kaybettim, ona ağlıyorum. Tüh! Keşke sorma sırası şimdi bende olsaydı. Herkes arada hata yapabilir Necati abi. Hemen kendine güvenini kaybetme. Sor o zaman bir tane hadi. Pazardan aldım 1 tane, eve geldim 1000 tane. Karpuz. Bunu sonra düşünelim. Acele etmeliyiz. Kral bizi bekliyor. Köftedir ama pişmemiş. Acıdır ama pek
leziz. Çiğ köfteye gel. Sor kapı sor. Bir kor ama sıcak değil. Kırılır ama cam değil. Bu kapı sana açılacak. Yeter ki cevabı bil. Kırılır ama cam değil. Buldum bardak. Necati sessiz ol. Hem kor hem de kırılır. Cevap veriyorum. Rekor. Doğru cevabı sadece 5 harfle kaçırdım. Kralımız 4. bilmece tör. İstediğiniz kişileri getirdik. Hoş geldiniz bilmece üstadları. Bizi nereden tanıyorsunuz ki? Ben bilmeceler diyarının kralıyım. Bilmeceye gönül veren herkesi tanırım. Size kızım prenses Sorsor'u takdim edeyim. Hoş geldiniz. Kızınız neden üzgün? Çünkü bilmeceler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama neden? Bilmeceler diyarının sembolü altın asam çalındı. Asam olmazsa bu bilmeceleri koruyamam ve bilmeceler tarihe karışır. Kim çaldı peki? Bilemem. Bilemem olmaz. Hatırlamaya çalışın. Kaç kulağı vardı ve ayak numarası kaçtı? Öyle değil. Hırsızın adı Bilemem. Benim kıskanç kuzenim. Bilemem mızıkacılarıyla bir ilgisi var mı? Hayır, hiç alakası yok. Asayı ondan almanın tek yolu var. Sorduğu 3 bilmeceyi bilip ona cevabını bulamayacağı bir bilmece sormak. 3 bilmece mi? Çocuk oyuncağı. O kadar emin olmayın. Asa onda olduğu sürece çok güç kazandı. Bilmeceleri zor olacaktır. Size bu yüzden ihtiyacımız var. Maalesef elim bir çiğ köfte kazasında bilmece bilme yeteneğimi kaybettim. Ben bu görev için uygun değilim. Asa çalındığı için hepimizin yeteneği zayıfladı. Ama bu güce ancak siz karşı koyabilirsiniz. Maalesef bir yumurta nasıl zıplar onu bile hatırlamıyorum. Bir tavuğun içindeyken. Çok da basitmiş. Bu kadar kolay vazgeçme Necati. Sen yıllardır yenilmeyen bir şampiyonsun. Evet, sana güveniyoruz. Bizim bilmecelere ihtiyacımız var. Ama bilmecelerin de sana ihtiyacı var Necati. İçindeki bilmece ateşi er geç yeniden yanacaktır. Madem bu kadar çok istiyorsunuz, görevi kabul ediyoruz. O zaman şenlikler başlasın. Önce asayı mı kurtarsak acaba? İyi fikir. Şenlikler iptal. Bilemen karşı dağın zirvesinde saklanıyor. Fakat dağa ulaşmak için önce ormanı geçmelisiniz. Baba izin ver onlarla gideyim. Ormanda kaybolurlar yoksa. Merak etme Sorsor, kaybolmayız. Biz her zaman yolumuzu buluruz. Hadi arkadaşlar gidelim. Necati orman diğer tarafta, ne yapıyorsun? Bize müsaade o zaman. Yolunuz açık olsun. Yol burada ikiye ayrılıyor. Bence bu taraftan gitmeliyiz. Yön duygum beni asla yanıltmaz. Sanki buradan daha önce geçmiştik. Evet, bu ağaçları hatırladım. Her yerde ağaç var Necati abi. Orman burası. Yol yine ayrılıyor. Takip edin. Yine aynı yere çıktık. Demek ki yaklaşıyoruz. Tam tersine kaybolduk. Aa, bakın orada bir karga var, ona soralım. Karga kardeş, biz kaybolduk. Sen buraları bilirsin. Hangi yoldan gitmemiz gerek? Sağ taraftan diyor galiba. Gak demedi mi o? Tamam. Gak sağ, Guk da sol olmuyor mu? Ben galiba nasıl soracağımı biliyorum. Ormanda giderken yönü şaşırdık aniden. Hangi yoldan gitsek kaybolmayız yeniden? Çok basit. Soldan gidin. Hep soldan. Ha! Aferin Şakir. Bilmece şeklinde sorunca nasıl da bülbül gibi şakadı? Aslında bülbül gibi gakladı. Yoksa karga gibi şakladı mı? Bunu yolda konuşuruz. Beni takip edin. Gakkıdı şakkıdı. Gakkıdı şakkıdı. Gakkıdı şakkıdı. Nihayet dağa ulaştık. Peki nasıl çıkacağız? Çok dik. Kaldık burada. Ne yapacağız? Şakir. Sorsor, sen nereden çıktın? Size bunları getirdim. Bu dağa tırmanmak çok zor ama bunlarla uçarak ulaşabilirsiniz. Teşekkürler Sorsor. İyi şanslar Şakir. Size güveniyorum. Bundan bizim oraya da lazım aslında. Rahatmış. İşte orada. Asam. Benim güzel asam. Hey, bilemem mızıkacısı. Onunla ilgim yok. Siz de kimsiniz? Nereden çıktınız? Çıkmadık, indik. Asayı gerçek sahibine götürmek için geldik Bilemen. Asamı kimse benden alamaz.
Kimse üç bilmeceme cevap bulamaz. Sor o zaman, karşındayız. İlk sorum size zor, bana kolaydır. Söyleyin, dünyanın tam ortasında ne vardır? Toplanın, birlikte düşünelim. Patates olabilir mi? Ne patatesi ne canti? Var mı öyle? Yine kafama şimşek çakacak. Dünya haritasını düşünelim. En ortada ne var? Ben buldum bile. Ne harfi? Ne harfi? Ne harfi? Ben de onu diyorum. Ne harfi? Harf olarak ne? Dünya kelimesinin ortasında o var. Tabii ya. Cevap veriyoruz. Ne harfi? Doğru. Sizi fazla hafife almışım. Aferin Şakir. İkinci bilmecemi bilmek değil kolay. Kim saç tıraşına gelip daha uzun saçla çıkar? Toplanın. Saç tıraşına gelip daha uzun saçla çıkıyor. Kim olabilir? Saçları çok çabuk uzayan biri. Kimsenin saçı o hızda uzamaz. Peki yanında peruk getirmişse? Peruk takan biri niye saç tıraşına gelsin ki? Buldum. Cevabımız berber. Saç tıraşına gelir ve daha uzun saçla çıkar. Bunu da bildiniz. Olacak iş değil. Madem öyle, en zoru geliyor. İyice versen kulağını yine bulamazsın cevabını. Gibi orak kuyruğu, gibi tarak kafası. Toplanın. Ben bu bilmeceden hiçbir şey anlamadım. Ne demişti tam olarak? Gibi orak kuyruğu, gibi tarak kafası. Tarak, kafa, kuyruk. Buldum, horoz. Söylüyorum cevabı. Baba dur. Ne oldu? Kafası tarak gibi demedi. Gibi tarak kafası dedi. Yani bilmeceyi tersten sordu. Bunun bir anlamı olmalı. Eğer horozu tarif ediyorsa horozun tersi ancak tavuk olabilir. İşte bu. Cevap veriyoruz. Tavuk. Bunu da bildiniz demek ki. Aferin Şakir. Üçünü de bildiniz. Muhteşem bir cevap. Bu kadar çabuk sevinmeyin. Şimdi sorma sırası sizde. Ama bu asa sayesinde sorulmuş her bilmecenin cevabını biliyorum. Hadi sorun, bekliyorum. Ne soracağız? Zor bir bilmece düşünüyorum. Zor değil, çok zor olmalı. Ama ne? Bilmece bilme yeteneğimi belki kaybettim ama bilmece sorma yeteneğim hala duruyor. Soruyorum bilemen. Uçar ama uçak değil, öter ama kuş değil. Pembeden urganı var, pirinçten yorganı var. Sokakta tıkır tıkır tıkırdar, parkta gıcır gıcır gıcırdar. Dört panjurlu ev, tüylü bir dev, deniz altında gezinir. Bil bakalım bu nedir? Nasıl bir bilmece bu? Süren dolmak üzere. Dur. Şimdi buluyorum. Dev ama organı var. İki. Gıcırdıyor ama. Bir. Süren doldu. Ne bu? Ne? Daha olamaz. Bilemedim. Gitme. Kazandık. Baston bende. Ne kadar teşekkür etsek az. Sayenizde bilmeceler kurtuldu. En çok Necati'nin sayesinde. Bil bakalım Necati. Ben giderim, o gider, yanımda Tintin eder. Asa! Diyeceğimi salıyorsunuz ama tabii ki baston. Bak, yeteneğin yerine gelmiş. Doğru! Yaşasın! Sor. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak Şakir. Ama gitmeden önce sana bir bilmecem var. Sor. Efendim? Yani bilmeceyi sor demek istedim. Seviyorum ama kimi? En kral birisini. Nasıl anlatsam sana? İlk harflerine baksana. Evet, bil bakalım. Patates olabilir mi? Bence doğru cevabı biliyorsun. Güle güle Şakir. Evet, dünya yolcusu kalmasın. Veda vakti geldi. Bilmeceler size emanet. Hoşça kalın. Güle güle gidin dostlar. Necati, çok merak ettim. Bilemene sorduğun o zor bilmecenin cevabı neydi? Bilmiyorum ki. Sadece bilmeceyi uydurabildim. Cevabı da değil. Evi de özlemişim. Kadriye! Bu ne hal Kadriye? Siz gideli 30 yıl oldu Remzi, yaşlandım. 30 yıl mı? Bana bir şeyler oluyor. Şaka Remzi, şaka. Saçımı boyamayı unutmuşum ayol.
Ödümü kopardın, ödümü! Şakir, iyi misin sen oğlum? Patates dedim, patates! Aa, ne oldu bu çocuğa? Nereye gittiniz siz? Bilmeceler diyarından geliyoruz Kadriye. O zaman sana bir bilmece. Dört köşeli, ekstreli. Unutursan salonda, üzülürsün sonunda. Söyle bakalım nedir bu? Olamaz! Kredi kartım. Bildin. Al bakalım. Açın şu portalı. Ben artık bilmeceyle ödeme yapmak istiyorum. Açın diyorum. Açın. Ben Şakir. Kral Şakir. Ben Canan. Sadece Canan. Oyun gecemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz ama hoş gelmişsiniz. Kimse oyun getirmedi mi? Ben konsol getirdim ama ekran yok. Ben ekran getirdim ama kablosu yok. Ben kompir getirdim ama ketçabı yok. Tamam tamam. Hadi herkes oyun odasına. Evet. Kimse oyun getirmediğine göre vampir köylü oynayacağız. Bilmeyen var mı? Ben köylü vampiri biliyorum sadece. Yine yanlışlıkla sarımsak ekmişim. Neyse. Oynarken öğrenirsiniz. Fisu, 6 tane kağıt hazırlar mısın? 5 kağıda köylü, 1 kağıda da vampir yaz lütfen. Kağıtları rastgele dağıtıyorum. Hazır olun. Bana kağıt gelmedi. Dur dur, böyle olmadı. Gerçekten de rastgele dağıttın. Şimdi gözlerinizi kapatıp hayal edin. Göremiyorum. Kim konuştu duyamıyorum. Hadi, beni takip edin. Pekala. Kağıdında köylü yazan kişiler olarak, kağıdında vampir yazan o kişiyi bulmamız lazım. Vampir yazan kişi de bizim gibi köylü taklidi yapacak. Eğer bir oyun günü boyunca bulamazsak, vampir kazanır, köylüler kaybeder. Eğer olur da yanlışlıkla bir köylüye vampir dersek de, sayımız azaldığı için vampire yenilmiş olacağız. Ha, bu kim? Hayal gücü polisi. Vampir çabuk teslim olsun. Hey, hile yapmak yok. Hayal ettiyse unutsun çabuk. Bir şey unutmak çok zor. Ama başka şekilde hayal edebilirim. Tamam tamam, dur Bui. Hayal gücü kamyonu. Vampiri bir an önce bulmamız lazım. Pastırmalarımızı ısırıyor gizlice. Bence vampir Cemşit. Geceleri herkes uyuyunca dolaşıyor. Ha? Bu doğru mu? Evet, geceleri herkes uyur. Hem ayağına bakın, tam yürüyen birinin ayaklarına benziyor. Gözüm üzerinde. Tam üzerinde. Beni hep böyle takip mi edeceksiniz? Niye rahatsız oldun? Vampir misin yoksa? Hayır, niye ben çekiyorum sizi? Kendiniz yürüyün. Böyle altımız birlikte takılırsak vampiri bulamayız. Cemşit haklı. Ha? Kumpir pastırma kokuyor. Belki de pastırmaları ısıran vampir odur. Bana bakmayın. Yeni duş jeli pastırma aromalı. Bir ürün yerleştirme için hayal gücüne ara veriyoruz. Pastırma duş jelleri. Duş. Jel. Hem temiz hem kokulu. Şimdi bidon satan tüm kitapçılarda. Pastırmacınıza mutlaka sorun. Kumpir kutuya dahil değildir. Sınıf. Okul. Beni koklamayı bırakın. Bence vampir Deniz. Çok konuşmuyor çünkü vampir dişlerini göstermek istemiyor. Ha? Utançtan kızardı. Utançtan morardı. Şimdi de utançtan çikifaka dansı yapıyor. Ne saklıyorsun? Gel buraya. Bir şey saklamıyorum. Özellikle evimde hiçbir şey saklamıyorum. Hadi evine bakalım. Tak tak tak. Deniz Hanım, açar mısınız kapıyı? Kapıyı kimse açmıyor. Çok şüpheli. Buradayım çünkü. Açılın kapıyı, kıracağım. Bir şeye çarpmam lazım yoksa duramayacağım. Hayal kamyonu, gel buraya. Geri vites gücü. Burada garip bir şeyler var. Evet, bu masanın bir ayağı kısa. Vampir yemiş olmalı. Ha? Bu sandık da ne? Gidin evimden. Ben vampir değilim. Şu ayağımın altına bir kağıt sıkıştırırsanız, mesela vampir yazılı bir kağıt, ha? Tamam tamam, germe milleti. Normal kağıt da olur. Nerede kaldın Canan? Geldim. Biliyoruz geldiğini. Bize bilmediğimiz bir şey söyle. Peki. Işık hızını kimse geçemez. Haklı.
Çünkü uzun bacaklarım var. Pekala. Size vampir olmadığımı kanıtlayacağım. Bu köyden gidiyorum. Böylece köyden kente göç başladı. Köydeki tarlalarını satan Deniz, şehir merkezinde bir apartman satın aldı. Topladığı kiralar sayesinde onlarca oyun satın alabiliyor. Saçmalamayın. Kente değil, Azate'ye gidiyorum. Ben burada değilken bile pastırmalarınız ısırılacak. Böylece benim vampir olmadığımı, vampirin hala köyde olduğunu anlayacaksınız. Final kararınızı yarın verene kadar aklınız başınıza gelir umarım. Pekala. Sizi toplamamın bir sebebi var. Geri dönüşüme mi vereceksin? Hayır, çıkın çöpten. Bence vampir Deniz köyümüze gizlice girip pastırmalarımızı ısıracak. Anladım. Birimize çamur atmaya çalışacak yani. Vampir hala aranızda demek için. Bu yüzden ona tuzaklar kurup onu suçüstü yakalamalıyız. Ya da o bize çamur atmadan biz kendimize atalım. Suç atmak anlamında çamur atmak dedim. Vampir pastırmayı almak için buraya gelirse tuzak aktifleşecek ve bu ağa hapsolacak. Tuzak biraz dandikmiş. Deniz böyle uçarak gelirse ne olacak? Deniz'in uçacağını sanmıyorum. Peki böyle poposunun üstünde zıplayarak gelirse? Öyle gelmez. Fokus fokus yaparak gelirse? Peki pastırma ona gitse? Hadi herkes tuzağının başına. Bana şuradan iki köy yumurtası kırın bari. Güneşte pişerim. Mis gibi pastırmalı yumurta. Çok belli oldu tuzağım. En iyisi bir tabela koyayım. Bu bir tuzak değildir. İşte şimdi oldu. Çukuru kapatalım. Pastırmayı da koyalım. Pastırmaya gelirken adım atacak ve çukura düşecek. İşte böyle. Şu çalıları koymayayım en iyisi. Görmeden düşerim yoksa. İşte süper oldu. Her şey hazır. Şimdi vampiri çekmek için pastırma sesi çıkarmam lazım. Cik 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 cik. Yok bu değildi. Kulu 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 kulu. Bu da değil. Guburu kolesterol, guburu guburu. Pastırmalar böylecikler, guburu. Ha? Canan ne yapıyorsun burada? Niye köyde değilsin? Pardon, gülmeden önce şunu demeliydim. Diğerlerini kandırdım. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Hop, o benim sözümdü. Şimdi ben söyledim. Başka bir şey bul kendine. Böyle gülmek de çok saçma oldu. İşte köy orada. Kıyafetimi giymenin zamanı geldi. Ne yapıyorsun? Etek yapıyorum, karışma sen. Ha? Kim var orada? Kim? Ha? Canan'ın alarmı bu. Hazır mısın planımıza? Mızırak, mızırak. Tersten mi konuşuyorsun sen? Düzeldim, dur. Hazırım. Tuzağımdaki pastırmayı Deniz yedi. İşte pastırmanın kalıntıları. Vampir Şakir'miş. Çok Deniz. Zorlamasak mı? Zorlayalım. Nasıl yani? Her şeyi Canan'la planladık. Anlatıyorum. Anımı izleyin lütfen. Evden çıkmadan önce not bıraktım Deniz'e. Nota şunu yazdım. Eğer işbirliği yapmak istersen köyden ayrılacağını söyle. O zaman vampir olmadığına inanırım. Hop! Kağıdı geri verir misin? Dengem bozuldu. Sonrasında Deniz'i ziyaret ettim ve bir plan yaptık. Birlikte herkese çifte tuzak kurduk. Deniz çadırından direkt tuzağıma geldi. Tuzaklarsa aslında nöbetçiler içindi.
Vampirin dayanamayıp kendi tuzağındaki pastırmayı ısıracağını biliyordum. Kolesterol! Ama pişman olacağından emindim. Çünkü pastırması yendiği için vampir olduğu açığa çıkacaktı. Ne yapsam, ne yapsam? Saklanayım en iyisi. Pastırma ağırlık yaptı. Uyumak üzereyim. Biri alarmı çalıştırınca da şans ayağına geldi. Böylece denize rahatlıkla suç atabilirdi. Canının alarmı bu. Bu yüzden vampir sensin Şakir. Tuzaktaki pastırmayı verin bana. Hey, pastırma mı deniz yedi? Ha? Cemşit, sen vampir misin? Ama nasıl anladın ki? Ne oluyor? Tek vampir benim sanıyordum. Pastırmamı deniz yedi. Siz de mi vampirsiniz? Anlamadıysanız benim utanma sesim. Ay, kağıtlara 5 köylü bir vampir yazacağıma tam tersi 5 vampir bir köylü yazmışım. Yani herkes vampir olmuş oyunda. Ben de iyi gizlendim sanmıştım. Meğer tek köylü Canan'mış. Artık köyün adı Vampirler Köyü. Pastırmalı uğurlu olsun. Ha? Canan nerede? Tiso 6 tane vampir yazdı, haberi yok. Beni köylü sanıyorlar. Ve kışlık pastırmalarını bana emanet ediyorlar. Pastırmalarım! Seni duyuyoruz. Farkındasın değil mi? Ben duyamıyorum. Bu ses ne? Tıs! Hayal kamyonu! Sağ olun, sağ olun! Yıllardır istiyordunuz. Sizi kıramadık ve işte sonunda karşınızda muhteşem dediktifler özel bölümümüz. Ay, çok heyecanlıyım. İşte bu anı bekliyordum. Evet, çok merak ediyorum. Evet, orada alkışlamayan birini görüyorum. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sakin ol Necati, saksı o. Saksı olduğunu sanıyor. Dediktifler değil. Tamam, tamam, gel. Şimdi size çözdüğümüz en büyük davayı anlatacağız. Hazır mısınız? Biz hazırız. Yaşasın. Hadi artık başlayalım. Heyecandan can geldi can. Ve muhteşem şem dedektiflerler özel zel başlıyor yor. Epoyuyuyu ağzımla la yapıyorum rum. Hoş geldiniz çocuklar, gelin. Oo. Ne büyük şatoymuş burası. Ayakkabıyla girdim sıkıntı olmaz değil mi? Şatoda ayakkabıyla mı patikle mi gezilir hiç bilmem ne. Oy hoş gelmiş teyzesinin kuzusu. Ay görmeyeli kocaman olmuş teyzesinin aslanı, şuna bak. Hanimiş teyzesinin ördeği hanimiş. Film ben film. Kaç yıllık teyzemsiniz hala öğrenemediniz. Muhteşem dedektifler, size büyük bir gizemi çözmeniz için çağırdık. Remzi, bu arada seni ikiz teyzelerimle tanıştırayım. Bu Necla, bu Selma. Bu da Necla. Remzi, bu arada seni ikiz teyzelerimle tanıştırayım. Bu Necla, bu Selma, bu da Necla. Şok. Affedersin. Şok. İkiz teyze demişti ama 3 tane teyze var. Eller havaya, sıkıcılık polisi. Herkesin bildiği gerçeği tekrar dile getirdiğin için gösteriden atıldın. Herkesin bildiği gerçeği tekrar dile getirdiğim için gösteriden atılıyorum. Gördüğünüz gibi aramızda bir tane sahte teyze var. Aramızda derken ikisinin arasında ben varım ama öyle değil. Sahte teyze hem mirası ortak olmak hem de şatodaki gizli hazinelere el koymak istiyor. Sahte teyzeyi bulmanız lazım muhteşem dedektifler. Siz hiç merak etmeyin. Bu iş tam da muhteşem dedektiflere göre bir iş. Yalnız ilk işiniz bu konfetileri temizlemek. Al işte Necati. Konfeti patlatmayalım demiştim sana. Hop, nereye gidiyorsun? Tek başıma temizleyemem. El üstünde şımartılmaktan seni duyamıyorum Remzi. Dedektiflik yeteneklerini kullanıp temizle. Pekala. Bu konfetiler bakkaldan alınmış.
Bozuk para çıkışmayınca da para üstü yerine ciklet verilmiş. Ay. Kimin Necatisiymiş bu, kimin? Senin. Kimin Necatisiymiş? Senin diyorum, senin. Kulağım duymuyor. Kiminmiş bu Necati? Bu teyzem beni çok işten seviyor Remzi. Siyah saçlı olan sahte olamaz. İşte Remzi, bu senin yatağın. Ha? Ama bu yatak değil ki. Patates çuvalı. Koca şatoda yatak yok mu? Kusura bakma, yatakları Necati için üst üste koydum. Yatak kulesini çok seviyor ufaklık. Sarı saçlı olan da gerçek teyzem bence. Vitamin olsun benim yavruma. Bu da gerçek. Hepsi gerçek. Üç teyzem varmış meğer benim. Oley, yaşasın. Necati, kendine hakim ol. Sen profesyonel bir dedektifsin. Ben profesyonel bir civcivim. Eyvah. Fazla sarstım, kafası gitti. Cik, 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 cik. Muhteşem falan değil. Olamaz böyle ver bir şey. Ver baksana. Yani pis sahte olana Rabbim bıraktı. Yok, yazıklar olsun. Tamam, evet, biliyorum. Ama her şey planın bir parçasıydı. Ya da değildi. Plansızız biz, evet. Al sana domates, al. Ne yapıyorsun Necati? Kış için erzak topluyorum, ne yapacağım? Buz ortağı. Mantıklıymış. Evet, biz berbat dedektifleriz. Ananas kaptım, turşusunu kurarız. Orta boylu, sınıf sınıf, brokoli kokuyor. Çürümek üzere belli ki. Necati, niye beni inceliyorsun? Şatodan ipucu toplamamız lazım. Şatoyu izlemeye korkuyorum Remzi. Çok garip bir yer burası. Baksana, tablolar bile bizi izliyor. Affedersiniz, rahatsız mı ettim? Ben muhteşem dedektifler hayranıyım da bir imzanızı alabilir miyim? Tabii. Yalnız şu önceki imzayı silelim. Picasso kimse artık. Dedektiko Necatiko. Pekala, çapraz sorgu bölümüne hoş geldiniz. Madem Necati'nin teyzelerisiniz, aranızdaki sahte teyze Necati'yi gerçek teyzeler kadar iyi tanıyor olamaz diye düşündük. Söyle bakalım, ilk soru. Sinemada izlediğim ilk film. Tavşan Kazım ve Arkadaşları. Necati'nin en sevdiği yemek. Teyzesinin sulu köftesi. Ben ne rengim? Herkes mor diyor ama aslında gri eflatun arası bir renk. Aha! Rengini söylemeden önce Necati'ye baktım. Demek ki ne renk olduğunu tam bilmiyorsun çünkü sahtesin. Bakıyorum çünkü kol bastı oynuyor. Teyzemlere hünerlerimi gösteriyorum. Yak. Hadi hop. Bir dakika. Teyzemin dizleri süper muhteşem zıplayış yapmak için fazla zayıf. Senden şüphelenmeye başladım. Aman ben kurabiye yapmaya gidiyorum çocuklar. Siz devam edin. Bence sahte teyze sensin. Seni takip edeceğim. Kurabiyeye yakın olmak istememle hiçbir alakası yok. Ben de kırmızılı teyzemi takip ediyorum. Gaza bas teyze. Ünga! Kimse benden şüphelenmedi. Kötü gülüş. Nerede bu ışık? Siyah saçlı olan sahteymiş. Yakalayın onu. Yakalayın. Hemen yakalayın. Sakin olun, sakin olun. Çünkü şimdi reklam zamanı. Tavşan Kazım ve Arkadaşları 2. Yarım kalan hikayenin devamı. Bir tavşan. Ben. Bir doğa manzarası. Arkamda. Bir çılgın arkadaş grubu. Yakında sinemalarda. Hikayeye devam edin lütfen. Bence siyahlı teyze sahte. Onu yakalamanız lazım. Bırım 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 bırım. Kazım'a araç kalmadığı için hayali motoruna binip gidiyor. Pekala. Niye burada toplandık? Çünkü suçluyu bulduk. Ve her muhteşem dedektif gibi açıklamak için aynı odada buluştuk. Hayır yani, niye burada toplandık? Çünkü klozet şeklinde bir yüzme havuzu yapmışlar. Niye toplanmayalım ki? Evet sarı saçlı teyze. Kurabiye yaparken seni izledim. Tereyağını yanlışlıkla yaktın. Çünkü sahte teyze olduğunu gizlemeye çalışırken dikkatin dağıldı. Ama... Bir dakika. Kırmızılı teyzem beni de bahçede gezdirmeye çıkardı. Ama bir an adımı unutup bana Remzi dedi. Ben de onu denemek için evet çok şapşal bir Remzi'yim ben dedim. Bozuntuya vermedi.
Remzi'yi hafife almışım. Kimliğimi açığa çıkaramaz sanıyordum. Necati ben, Necati! Aa! Hani sadece biri sahteydi? Peki Siyahlı? Ben gerçekten anlayamıyorum. O da mı sahteymiş? Anlamıyorum. Ay anlamadım. Aa! Hepsi mi sahte? Şok. Amca hakikaten şoka girmiş. Yok mu ambulans? Asıl şok şimdi geliyor. Lütfen devam edelim. Dadi, dadi. Bizde her türlü araç var, merak etmeyin. Dadi, dadi. Sır çözüldü çocuklar. Teşekkür ederim size. Sen de bir gariplik seziyor musun Necati? Evet, bu kurabiyeler biraz abartı olmuş bence. Sahte teyze amma yetenekliymiş. Yürüyen kurabiye yapmış. Abi bırak beni. Önce ben gördüm, benim kurabiyem bu. Onu demiyorum. Senin ikiz teyzen vardı ama sadece bir tane kaldı. Bence o da sahte. Beni yakalayamayacaksınız. Teyzemin üstüne sifon çektiler. O teyzen değil, bu da klozet değil. Koş hadi koş. Elindeki spatulayı bırak ve teslim ol. Üstüme gelme. Yoksa Remzi'yi çeviririm. Gerçek teyzeyim ben. Madem öyle, söyle bakalım. Sen Necla teyzen misin, Selma teyzen misin? Yalan söyleme bak, sesinden anlarım. Spatulası titriyor, heyecan yaptı. Hazır elindeyken şu krepleri çevirsene, yanacak yoksa. Necla o! Ay, evet. Hayır, Selma teyze. Çok heyecanlı, dayanamayacağım. Stüdyoda gergin anlar. Hep bu anı beklemiştim. Çok heyecanlı. Sakin olun, sakin. Kameramanı ısırmayın. Ben Necla teyzenim tabii ki. İmkansız. Çünkü... Necla benim. Aa, Necla'cığım ne haber? Ben de Selma. Oyunumuz işe yaradı. Sahte teyzeleri ancak bu şekilde bulabilirdik. Ama bir dakika. Bu kim o zaman? Akbaba Kürşat. Tutuklusun Kürşat. Kanundan kaçılmaz. Teşekkürler memur bey. İzim çözüldü. Muhteşemsiniz dedektifler. Ve şimdi günün gerçek kahramanları. Necati'nin teyzeleri bu gizemi bizim yerimize çözdü ve ne yaşadıklarını bize anlattılar. Onlar olmasa bu özel bölümü yapamazdık. Teyzelere kocaman bir alkış. Biz muhteşem teyzeleriz. Muhteşem. Muhteşem dedektifler özel bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dedektiflendiniz. Çıldıracağım. Evladım yeter. Müzik dükkanından beri bir dakika durmadınız. Haftaya flüt sınavı var baba. Çalışmak zorundayız. Bakın bakın, flütle ne diyeceğim tahmin edin. Benim adım nedir? Hayır. Lahmacun'a bayılırım. Çok yaklaştın. Maceraya bayılırım demiştim. Peki peki, ver bakayım. Şimdi hangi şarkıyı çalıyorum? Necati, senin yüzünden çantamı çöpe düşürdüm. Hem eğer gerçek müzik duymak istiyorsanız çantamdan ne çıkaracağıma bakın şimdi. Aa, yoksa bilmediğimiz yeteneklerin mi var baba? Gelin şuradaki parkta bakalım. Ha? Ver bakayım şunu. Ama park fikri güzelmiş. Hadi koşun, koşun. Koşun, yürü. Hadi çabuk olun. Hadi. Evet, evet, tamam, koşun. Kulaklarınız bayram edecek. Hazır mısınız? Ne çıkaracaksın? Kesin süper bir elektro gitar. Zigara geçidi. Bence Ramazan davulu. Kalorifer. Minyatür boy popstar. Eminönü vapuru. Açtım. Bir sürü kalorifer. Saçmalama. Para var burada. Bir sürü para. Ha? Baba sen zenginsin. İyi de çantamda bunlar yoktu ki. Ben hayatımda bu kadar para görmedim. Ben bir kere bir düğünde görmüştüm. Hayırlı olsun kankacığım. Şunu da şuraya takalım.
Acaba kimin parası bu? Bence sahibine geri götürmeliyiz. Evet, ama sahibini bulana kadar azıcık hayal kurmanın zararı yok bence. Oley! Hep zengin olma hayali kurmayı hayal ederdim. Oho! Yolun çok başındasın. O zaman herkes bu paraya sahip olsa ne yapacağını anlatsın. İlk kim başlasın? Taş kağıt makas oynayalım. Başlayın. Hepimizin eli aynı. Evet. Bizden taş kağıt makas olmaz. O zaman en çok anıran kazansın. Ay! 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 Ne oluyor ayol bunlara? Anırıyorlar. Anırıyorlar bildiğin. Baksana. Bir dakika. Başrol benim. O yüzden de ben başlıyorum. Hadi bakalım. Kepçe adam. Başlangıç. Bu parayla süper kostümler tasarlayacağım. Özel güçleri olan arabam olacak. Ve şehirdeki bütün kötü adamları durduracağım. Evet ama ya etrafta hiç kötü adam yoksa ne olacak? Sen de onları durduramayacağın için süper kahraman olamazsın. O zaman bu çantadaki bütün parayla önce bir fabrika açarım. Adı da kötü adam yetiştirme fabrikası olur. Bu fabrikaya giren sıradan kişiler kötü adam nasıl olunur bunu öğrenecekler. Böylece ben de onlara günlerini gösterip süper kahraman olabileceğim. Hepsine dev kılıçlar da alacak mı? Tamam, dev kılıçlar. Sırtlarına takacakları jet motorları. Tamam, onlar da olsun. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Şakir Bey. Nasıl gidiyor dönüşümün? Tüm kötü adam özellikleri yüklendi. Sadece dünyayı ele geçirme yazılımında sıkıntı çıktı. Önemli değil. Nasıl olsa hiçbir zaman bu yapmak istediğiniz kötülüklere izin vermeyeceğim. Tabii tabii. Bu akşam işiniz var mı? Şu arka sokakta etrafı dağıtarak kapışsak mı? Ya makine yağ bitmiş, onu dolduracağım ben. Ben de kötü kahkaha çalışacağım. Bunun gibi şeyler işte. Ama... Benim de gözlerimden lazer çıkarmam gerek yarına kadar. Hadi hadi, 2 dakika kahramanlık yapayım ne olur. Abi bu adam peşimizi bırakmayacak. Acaba yalandan kapışsak mı 2 dakika? İyi peki. Gönlü olsun, belki bırakır peşimizi. Tamam Şakir Bey, kapışalım. O halde iyi kötü kapışması. Evet. Hadi gelin kötü adamlar. Sizden korkmuyorum. Ne yapacağız şimdi? Şu çöp kovasını devirin, kötülük olsun. Sen de yere çöp at. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Ses etmeyin. Ne yaparsa yapsın. Al sana. Al. Bir daha kötülük yapmayacaksın. Of. Bir daha kötülük yapmayacağım. Aman da aman. Yenildik. Yine kötülük kaybetti. Kepçe adam yine dünyayı kurtardı. Böylece bütün parayı süper kahramanlığa yatırmış olurdum. Takıldığım tek bir nokta var. Kötü adam yetiştirme fabrikasında iyi kötü adam üretmek iyi üretim mi yoksa kötü üretim mi? Kötü üretim daha kötü adamlar mı üretir? Yoksa... Babam mavi ekran verdi. Öyleyse sıra bende. Bu parayla çok büyük bir laboratuvar kurardım ve dünyayı daha iyi hale getirmek için projeler yapardım. Canan Hanım, bugün yine çok zekisiniz. Sizin yanınızda kendimi az çorba gibi hissediyorum. Yani aynı gibiyiz ama ben az. Evet arkadaşlar, küresel ısınmayı durdurmak için yepyeni bir fikrim var. Acaba nedir? Madem dünya ısınıyor, biz de dev bir buzdolabı yapalım ve dünyayı o buzdolabının içine koyalım. Amanın, bu ne güzel bir fikir. Biz bunu neden düşünemedik hiç? Sonra da dünyadan daha büyük bir buzdolabı yapmak için çalışmaya başlarız. Derin dondurucusu da olacak mı? Dondurma da yapacak mısınız? Hayır tabii ki. İçi boş olacak. Çünkü dünyayı koyacağız. Yer kalırsa yoğurt falan da koyun. Onu o zaman düşünürüz. Neyse işte. Sonra buzdolabı bitecek. Dünyayı da alacağız ve buzdolabını... Alacağız derken? Yani ittireceğiz işte bir şekilde. Madem parayı istiyorsun, her şeyi detaylı anlat. Tamam. Dev roketler takacağız dünyanın arkasına. O roketler de dünyayı taşıyacak ve buzdolabının içine koyacak.
Sonra birkaç gün bekleyeceğiz. Küresel ısınma dursun diye. Peki o zaman da dünya çok soğur. Küresel soğuma olur. Canan Hanım, küresel soğuma oldu bu sefer de. Başka bir çözüm lazım. Buldum. Sonuçta hala paramız var. Dünya çok soğuduysa azıcık ısıtırız biz de. Hemen bir tane davul fırın yapalım. Anneannelerimizi kullandığından mı? Aynen öyle. Oo, dev börekler geliyor. Dev börek için yapmıyoruz bunu. Dünyanın yanına bir iki tane de kıymalı kol böreği atsak ne olur? Hayır, kokar sonra bütün dünya soğanlı soğanlı. Neyse. Dev davul fırını yapmayı bitirince de dünyayı buzdolabından çıkaracağız ve davul fırının içine koyacağız. Sonra birkaç gün bekleyeceğiz küresel soğuma dursun diye. Peki bu sefer de çok sıcak olmayacak mı? Bir ısıt, bir soğut. Dünyayı hamura çevirdik kızım. Neyse ki hala paramız kaldı bir kenarda. O son parayla da dev bir oklava yaparız. Sonra da baklava yapın. Bu kadar gereksiz icat yapmak yerine daha fazla elektrikli aracı binmeyi teşvik edip fabrika bacalarının hepsine filtre taksak... Tamam yeter. Bilim yeni fikirler denemeyi sever. Ben de denedim, ne var yani? Neyse, dev oklavayı da bitirip uzaya yollayacağız ve dünyayı oklavayla açacağız ve yeniden şekillendireceğiz. Ama bunun için size dev bir gözlemeci teyze lazım. O zaman aşırı hızlandırıcı hormonlar kullanarak bir tane gözlemeci teyzeyi büyütürüz ve uzaya yollarız. O da oklavayı alır ve hamur dünyayı yoğurmaya başlar. Halalay lay lay lay. Halalay lay lay lay. Halalay halalay hey hey hey. Bu neydi? Bilmiyorum. Gözleme açılırken şarkı söylemek rahatlatır herhalde. Tamam. Hadi afiyet olsun. Böylece dünya ne soğuk ne sıcak. Tam da olması gerektiği hale gelir. İşte benim projem tam olarak bu. Şu anda benim aklım gözlemede kaldı. Neyse, şimdi sıra bende. Yani parayla ne yapacağını en doğru hayal edecek kişide. Bildiğiniz gibi seyahat etmeyi severim. Yeni yerler görmeyi, yeni birileriyle tanışmayı, yeni heyecanlar yaşamaya bayılırım. Türkiye'yi baştan başa dolaşmayı, Avrupa'yı, Asya'yı, Avustralya'yı, Amerika'yı görmeyi çok isterim. Ama bakın burada büyük bir ama geliyor. Çok tembelsin. Evet. Bu yüzden de bütün paramla oturduğum yerden dünyayı gezecek bir sistem kurduracağım. Oturduğun yerden nasıl yapacaksın? Önce koltuğumu sokağa taşıyacağım. Sonra da dünyanın en iyi mühendis ve bilim hayvanlarından bir ekip kuracağım. Bu ekipte tabii ki sen yoksun Canan. Demin ne yaptığını gördük. Ha ha, çok komik. Koltuğumu da upuzun bir çubuğa bağlayacaklar. Sonra o çubuğun ucunu da aya saplayacaklar. Böylece ne olacak? Ben sabit kalacağım. Dünya döndükçe yeni yerler ayağıma gelecek. Mesela bir gün Gaziantep bana gelecek. Bakırcılar Çarşısı'nı gezeceğim oturarak. Baklava yiyeceğim. Sonra dünya dönecek. Hop, Hindistan buraya gelecek. Ben ne yapacağım? Hindistan cevizi yiyeceğim. Sonraki gün hop, Eyfel Kulesi. Hoppa! Ya işte... Proje dediğin böyle olur. Evet Necati abi, son olarak sıra sende. Necati abi? Ha? Neler oluyor? Necati, hayal modunu açtı. Sizin vizyonsuz hayalleriniz benim dürüm dolu projelerimle asla boy ölçüşemez. Ne? Kilo aldırmayan İskender, çikolatalı brokoli. Aa, gofret. Ha? Neler oluyor orada? Bu çanta! Bunlar benim paralarım! Ne? Senin paraların mı? Bir dakika! Çantalarımız karışmış! Nasıl yani? Herhalde benim paralarım. Dün gece çöplerin arasına saklamıştım bu çantayı. Ama bu çantanın senin olabileceğini düşünmemiştim Remzi. İçinden çok saçma bir şey çıktı. Kaliteli müzik dediğin bu muydu baba? Bir dakika. Eğer para Tanju'nunsa
koltuklu dünya turu hayalimi Tanju mu yapacak şimdi? Kepçe adam da kepçe Tanju olur artık. Küresel buzdolabına gofretleri doldurur. Biz o parayla ne hayaller kurduk Tanju. Hepsini sen yapabilirsin. Bu paralarla mı kurmuştunuz? Hiç güleceğim yoktu. Ne? Ne demek o? Bunlar oyuncak para. Samet'in düğününde atmak için kullanacaktım. Siz bunu şimdi gerçek mi sandınız? Ne? Güle güle çikolatalı brokoli. Hiç unutmayacağım seni. Biz muhteşem komşularız. Sabah erken yola çıkarız. Yolda gözlemeyeriz. Benzinci de boz veririz. Radyo çekmiyorsa CD'yi takıp dinleriz. Biz muhteşem komşularız. Hey! Çık çık çıs! Görünmez davul hareketi. Baba, bugün nerede balık tutacağız? Buralarda çok güzel bir göl varmış. İnternette okumuştum. İnternette her okuduğuna inanma Remzi. Mesela geçen gün başım ağrıyınca internette bir araştırayım dedim. Bir tane göreyim. Bende virüs varmış. Format atmam gerekiyor şimdi. Format mı? Sen sağlık sitesine değil de bambaşka bir siteye girmişsin. Cidden mi? Gittim bir de yeni fare aldım o kadar. Kablosuz hem de bak. Kuyruğum nerede? Kuyruğum nerede? Geldik işte. Saklı gölmüş adı. İşte bir şey geldi. Terlik geldi. Terlik balığı tuttum Remzi. Daha yavru o. At geri Necati. Baba. Baba oltam hareket ediyor. Çek oğlum. Çek balık geldi. Baba çekemiyorum. Dayan oğlum. Hadi bakalım. Hoppa hoppa. Ça ça ça. Necati. Nereye gittiniz? Ne güzel dans ediyorduk. Dağılın baba. Terliğe selam söyleseydiniz. Komik mi yani Necati? Uçan yosunlar. Uçan yosun değil. Kafamda yosun kalmış. Remzi, Şakir. Sesinizi duyuyorum ama sizi göremiyorum. Ne demek o? Ben göremiyorum galiba. Anne, imdat. Saçmalama Necati. Demin yosunu gördün. Baba, biz görünmez olmuşuz. Ne? Evet, bu göle girdikten sonra oldu. Demek ki bu göl gizemliymiş. Ben de görünmez olmak istiyorum. En büyük hayalim buydu. Şuraya! Merhaba, ben uçan leğen. Uçan yosunun düşmanıyım. Üçümüz de görünmez olduk. Yaşasın. İmdat! Gel buraya. Çabuk o çuvalı bize ver. Yardım edin. Baba, şu kunduza yardım edelim. Şu sepet yeter. Hadi bakayım. Sepet gücü. Kaçma gel buraya. Ne oluyor? Ne? Nasıl? Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Ben görünmez adamım. İlk süper kahramanlık denememi de senin üzerinde yaptım. Görünürde pek bir şey yapmadınız ama olsun. Güzel espri. Aferin. Peki neden kovalıyorlardı seni? Mahallede tramplen satmaya başlamıştım. Çoluk çocuk herkes kapış kapış alıyordu. Beni kovalayanlar da oyuncakçılar. Baktılar ki benim satışlar çok iyi gidiyor. Hemen durdurmaya çalıştılar. Keşke bizim orada da tramplen satsalar. Neyse ben gideyim. Bakın ne diyeceğim. Aklıma ne geldi? Nerene bakayım oğlum? Hiçbir şey görünmüyor. Bizim mahalledeki en sevimsiz, en kötü niyetli hayvanlar kimler? Bakkal! Geçen gün bedava dondurmamı vermemişti. Hayır canım, ne bakkalı? Akbaba Kürşat ve adamları değil mi? Evet, ne olmuş ki? Görünmezliğimizi kullanarak onlara unutamayacakları bir ders verebiliriz. Muhteşem bir fikir. Evet, muhteşem. Çak bakayım. Yapma. Nereye çak? Oğlum nereye çakayım? Bir yere çaktım ama görünmedi. Kafama çaktın baba. Affedersin oğlum. Evet arkadaşlar, bu hafta nasıl bir kötülük yapabiliriz? Hadi fikrinizi söyleyin bakalım. Herkesin arabasının lastiğini patlatıp yeni lastik satalım. Çok demode.
Daha farklı bir şeyler istiyorum. Daha farklı fikirler. Abi, iyice reklam ajansına çevirdin sen kötülük yuvamızı ya. Oo, sıcak çay varmış. Alırım bir bardak. Bıraksana çayı Necati. Her şeyi bıraktım ama çayı bırakamıyorum. Günde en az 3 bardak. Tamam, Kürşat ve adamları orada. Korkutma işlemine başlayabiliriz. Oo, bakın bakın çay içimden geçiyor. Hop. Şimdi de mideme indi. Çok eğlenceliymiş. Şu tilki olan niye hiç konuşmuyor? Ah, sezon finalinde neden konuşmadığı ortaya çıkacak bence. Ne sezon finali Necati? Neyse, şimdilik kafamızdakileri çıkartıp öyle korkutalım. Oo, filtre kahve makinesi almışız patron. Çok havalı kötüleriz. Ne oluyor? İmdat! İyice havalandı bu da. Oğlum Ercan, ne yapıyorsun orada? İn seni aşağı. Bilmiyorum abi. Ne oluyor bana? Ne yapıyorsun oğlum? Demek siz herkese kötülük yapıyorsunuz ha? Neler oluyor? Eyvah, bunlar ne abi? Çok korkuyorum. Korkunç sesler korosu. Yine uçuyoruz. Çok korkuyorum. Bir daha kimseye kötülük yapmayacaksınız. Anladınız mı? Tamam abi, tamam. İndir bizi aşağı. Bir daha indir abi. Söz veriyoruz. Eğer bir daha kötülük yaparsanız... size dondurma cezası veririz. Evet. Bilgisayarı yasaklarız. Sizi uzaya fırlatırız. Kaç abi, kaç. Çok garip şeyler oluyor burada. Nereden başıma geldi bunlar? Eve gidip duşun altında ağlayacağım biraz. Ne kadar korktular değil mi? Bir daha asla kötülük yapamazlar. Birket bu. Konuşan yosun. Konuşan bir yosun bu. Sen nasıl bir profesörsün? Konuşan yosun mu olur hiç? Hem konuşan hem yargılayan bir yosun. Bu inanılmaz. Biziz biz. Remzi, Necati ve Şakir. Siz hangi ara görünmez oldunuz? Durun durun. Ben de görünmezi görünür yapan bir gözlük olacaktım. Öyle konuşalım. Taktım. Necati, sen niye iç çamaşırlarındasın? Necati, doğru mu? Çok sıcaktı, dayanamadım. Eyvah eyvah. Çekil, uzakta dur Necati. Neyse neyse, nasıl bu hale geldiniz? Yoksa saklı göle mi girdiniz? Evet, öyle yaptık. Sen nereden bildin? Çok uzun zaman önce o göl hakkında bir şeyler duymuştum. Fakat şehir efsanesi diye pek umursamamıştım. Gerçekmiş ama işte. Bir dakika. Peki nasıl tekrar görünür olacaksınız? Etkisinin geçmesini bekleyeceğiz. Herhalde ertesi güne düzeliriz. Benim bildiğim tam tersi onun. Ne demek o? Eğer gölden çıktıktan 12 saat sonra tekrar bir şekilde görünür olmazsanız... sonsuza kadar görünmez olacaksınız demektir. Ne? Kafa kafaya verip bunun ne kadar korkunç olacağını düşünelim hemen. Hayır, hayır, bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Hemen tekrar o göle gidip şuna birazcık göl suyundan koyun ve bana getirin. İlk ne zaman girdiniz göle? 10 saat olmuştur herhalde. Eyvah, eyvah. 2 saatiniz kaldı, çabuk gidin, çabuk. Çabuk taksiye binelim. Ben durduruyorum şu geleni. Hey taksi. Aa, gitti. Hem de boştu. Bir tane daha geliyor, onu durdur. Hey 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 taksi. Taksi! Bu da gitti. Taksi! Hop! Dursana taksi! Siz ne yapıyorsunuz şapşallar? Görünmezsiniz. O yüzden durmuyorlar. Ben de plakasını aldım. Şikayet edecektim. Hop! Taksi! Durdu. Hadi binin binin. Çabuk arkadaşlarımı saklı göle götür. Hangi arkadaşlarını? Ne diyorsun abi? Soru sormayı bırak da bas gaza. Boş taksiyle gitmem abi. Hadi yürü yürü. Boş değil taksi. Şapkana baksana arkadaşım. Ha? Şapkam? Tamam tamam, gidiyorum. İndir şapkamı. Ben de bir an önce laboratuvara gidip çalışmalara başlayayım. Demek görünmezlik ha? Şimdi yedim seni Remzi. Çabuk çabuk arabaya koşun hadi. Evet abi, geldik. Borcunuz 83 lira. Al bakalım. 85 lira. Üstü kalsın. Nerede abi? Para görünmüyor. Yani arkadaşım, illa görünmesi mi gerekiyor? Bak, ben de görünmüyorum ama varım. Demek ki bu para da var. Al, alsana. Bakma. Hayda. Süper kandırılıyorum galiba şu anda. Hayır, bir şey de alamıyorum ki. Nereye tutacağım? Burayı, burayı. Hah,
Getir elini sağa. Bu mu? Burası mı? Tamam, aldım galiba. Şimdi bizi burada bekle. Biz hemen geleceğiz. Oldu, oldu. Kesin beklerim. Doğru düzgün para bile alamadım. Ben gidiyorum. Son bir saatimiz kaldı. Hadi hemen gidip şu kaba bir... Ağzınla düşme efekti mi yaptın sen? Evet. Ciu olmadı değil mi? Patırt diyecektim. Kötülükte yaparım karı yerde. Gel buluşalım sarı yerde. ne oldu görünmez adamlar? Bizi havaya kaldırıp korkuturken pek bir neşeliydiniz. Hak ettiniz çünkü. Bak sen. O zaman bu çukurun keyfini çıkarın. Hadi gidelim. Ben de evde yepyeni kötülük şarkıları besteleyeyim. bu çukurda uzun süre kalacağımıza göre... Sesli sinema oynayalım mı? Ben başka bir şey söyle... sesli sinema mı? Tamam, ben başlıyorum. Hazır mısınız? Karanlık süvari. Evet, bilebildiniz mi? Çok kolay, hadi. İki kelime. Yabancı. Bazen ikinizin kafasının içini çok merak ediyorum. Merhaba. Sabahki kunduz. Beni dinleyin. Sizi buradan çıkarmanın bir yolunu biliyorum. Süt aç mı yiyeceğiz? Hayır, çok daha mantıklı bir şey. Güllaç. Bu sattığım trambolinleri kullanacaksınız. Hadi, hadi. Oley. Hem kurtulacağız hem eğleneceğiz. Ketçapla mayonez gibi. Uuu, yuppi. Oley. Cumba. Güle güle. Tamam, doldurdum suyu. Son 15 dakikamız. Hemen markete gitmeliyiz. Eyvah. Arabamız yok. Taksi de bulamayız bu yolda. Alo. Görünmez abiler. Görünmez abiler. Sizin verdiğiniz parayı hiçbir yer kabul etmedi. Neredesiniz? Yaşasın. Bizim taksici bu. Çabuk binin. Abi bu para geçmiyor. Tamam. Ben sana geçen para vereceğim. Sen bizi markete götür hemen. Yine kandırılıyorum ama dur bakalım hayırlısı. Hay aksi. Son bir dakika kaldım. Yetişemeyecekler asla. İçeri böyle girersem ekstra 10 lira vereceklerini söylediler. Al bir get. Evet. Bu suyu arıtıp temizledim ve panseyi hazırladım. Çabuk. Tamam, için çabuk şunu. Oluyor. Yine günü kurtardım. Tam bir Powerpuff kızı gibiyim. Teşekkürler Mirket abi. Sen olmasaydın sonsuza kadar görünmez olacaktık. Yalnız bu görünmezlik benim karnımı çok acıktırdı arkadaşlar. Al Necati, ye bunu. O ne? Görünmez lahmacun. Ciddi misin? Ver bakayım. Ver. Aa, şaka yapmıştım. Yemekte şaka yapmam. Bayıldım. Şunu da sepete ekle diyelim. Tamam. Bu neymiş? İntergalaktik deniz şortu. Evrendeki bütün gezegen plajlarında yüzmeye müsait tek şort. Süper. Bunu da sepete ekle. Ha? Bu neymiş? İnternet bağlantılı kumdan kale. Mükemmel. Bunu da ekleyelim. Bu yaz çok eğleneceğiz. Ödeme kısmına geldik. Evet, kredi kartım. Kredi kartım nerede? Şuraya bir dalayım. Hatta da yok. Bu dağınıklıkta bir şey bulmam imkansız. Bu laboratuvarı güzelce temizleyip adam edecek birine ihtiyacım var. Merhaba. Kapıdaki ilan için gelmiştim. Kapıda ilan yok ki. Ne ilanı? Lütfen kapıyı kapatırız. İşte bu ilan değil mi? Hayır, bu bir rica. Tüh. Ben de iş buldum diye sevinmiştim. O zaman gidiyorum. Bir dakika. Sen okulda hademe değil miydin? Neden iş arıyorsun? Yazın okullar kapalı. Ben de evde çok sıkılıyorum. İnanır mısın, dün sıkıntıdan tam 50 gömlek ütüledim. Hem de tost makinasıyla. Sen bayağı çıldırmışsın. Oo, tadını bilmiyorsun. Hiç kaşarlı pantolon yedin mi? Hayır. Yeme zaten. Hiçbir şeye benzemiyor. Neyse, ben gidiyorum. Daha bir sürü bulaşık küvette bekliyor beni. Dur. Senin gibi birine ihtiyacım var. Bu laboratuvarı temizlememe yardım eder miydin? Bir sürü kullanmadığım eşyalar ve işe yaramaz icatlarım var da. Karşılığında ne alacağım peki? Portal cihazımı bir seferliğine kullanmana izin vereceğim. Sen de çok ucuzcu çıktın ama. Bari bir de lahmacun ısmarla. Tamam. Bir de lahmacun. Öyleyse süper güçlü temizlik hizmetleri. Çekil!
Kolay gelsin abi. Oo, mükemmel oldu laboratuvarım. Hadi şimdi şu portalı kullandırsana bana. Evet, sözümü tutmalıyım. O halde portal çarkını çevir bakalım. İşte burada. Vay canına. Nedir bu? Bu portal kapısıyla gidebileceğin yerlerin listesi. Öyleyse çark benim için dönüyor. İflas mı? İflas mı ettim? Şaka şaka. Komiklik olsun diye koydum. Hiç komik değil. Yüreğim ağzıma geldi. Kastamonu'nun K'si. Bakıyorum. Evet, bir adet var. Necati saçmalama, böyle yarışma değil bu. Sana yalan dünya çıktı. Şimdi seni bu gezegene yolluyorum. Bir gezip dön bakalım. Açılın, ben geliyorum. Go. ne değişik bir yermiş burası. Bu da ne? Siyah kar yağıyor galiba. Siyah kar değil o evlat. Kül onlar, kül. Doğruluk yanardağından geliyor. Hı? Senin neden bir kulağın uzun abi? Çünkü burası yalan dünya değil. Burada doğan kimse yalan söylemez. Kafam çok karıştı. Burada hiçbirimiz yalan söylemeyiz. O yüzden de hiçbir yerimiz uzamaz. Yani bu dediğin de yalan olmalı. Çünkü herkes yalan söylüyor ve bir yerlere uzuyor. Kesinlikle doğru değil. Ufaklık bak, benim küçücük kafamı karıştırma. Zaten ancak bana yetiyor. Görüyor musunuz şunu? Evet abi, yeni monitörümüz. 22 inç. Yüksek çözünürlüklü. Ne monitörü? İçindeki görüntüye baksana. Şu koskocaman fili gördünüz mü? Hortumuna bakın. Ne kadar uzun. Belki de bu fil bizim kurtuluşumuz olabilir. Bak, buradan da oyun moduna getiriyorsun. Renkler canlanıyor. Evladım, sen hala monitörden mi bahsediyorsun? Çabuk. Yalan söyletme ışınını atın şu mor renkli file. Çabuk. Emredersiniz efendim. Işın atmasanıza oğlum. Hayırdır, nereden çıktı bu ışınlar? Pardon beyefendi, saatiniz kaç acaba? Saat 50.95 geçiyor. Ne? Efendim? Ay! Yalan attım. Neden yalan attım ki? Aa, hortumum uzuyor. Neden böyle oldu ki? Bir anda yalan atma isteği geldi bana. Arkadaşım pardon, otobüs durağı nerede acaba? Bak, buradan dümdüz git. 4 defa kendi etrafında dön. 2 defa zıpla. 3 kere de hapşır. Ha, tam orada işte. Mükemmel bir yalanmış. Merhaba. Evladım, sen nerelerdesin? 2 saattir sesleniyorum, duymuyor musun? Ya anne, biraz daha oynayayım arkadaşlarla. Ne diyorsun Necati? Hadi artık, tamam, kapatıyorum portalı. Aman kapa, çok yazmasın. Ben de gidip Remzilere oyun oynamayayım bari. Ne diyorsun, iyi misin Necati? Hem burnuna ne olmuş öyle? İlginç. Hadi çabuk, koşun, yardım edin bana. Bas, kola. Hadi çocuklar, hadi. Geçin sofraya, en sevdiğiniz yemeği yaptım, mantı. Mantı! Dünyanın en güzel günü bugün. Ben mantı sevmem. Zaten aç da değilim. Dünyanın sonu gelmiş olmalı. Necati ilk defa aç değilim dedi. Necati, sen mantıya bayılırsın ama. Hayır, bayılmam. Hiç canım istemiyor. Senin hortumun mu uzuyor? Hayır. Şimdi daha çok uzadı. Hayır, uzamadı. Vah! Sende bir gariplik var bugün Necati. Ayrıca neden yalan atıyorsun? Kendimi durdurabiliyorum. Alın bunu, bir doktora gösterin ayol. Kadriye, saçların çok güzel olmuş bugün. Ay, çok teşekkür ederim Necati. Anne yalan atıyor şu anda, inanma sakın. Ay, yalan da olsa güzel. Harikasın Necati. Bu kıyafeti yeni mi aldın? Ne güzelmiş Kadriye. Ay, götürmeyin bunu, kalsın ayol. Ne güzel şeyler söylüyor. Eyvah. Yürü, yürü oğlum. Kaldır Necati abini. Eyvahlar olsun. Doğruluk yanardağı patlamak üzere. Bütün gezegenimiz yok olacak. Uzun hortumlu fili de bulamadık hala. Bu portal da nedir? Fil bununla gelmiş olmalı. Çabuk siz de içine girin ve o fili buraya getirin. Emredersiniz. Ben de güzel monitörü buldum. Otur izle. İyisin, iyi. Oğlum sen niye büyüttün bu monitör olayını? Sıkı tut oğlum, baba. Sıkı tut.
Necati hayırdır, bu ne hal? Hiç sorma Necmi. Yoğurt yerken dans ettim, bu hale geldim. Yapma Necati. Daha da uzatma şu hortumu. Biri hortumu mu çekiyor hepsi? Gel buraya. Bizimle gel. Gel. Hadi. Siz de kimsiniz? İmdat! Çekmeyin beni. Necati abiyi götürüyorlar baba. Koş oğlum koş. Portalım açık kalmış. İki dakika lahmacun almaya gittim. Unutmuşum bunu burada. İmdat. Çabuk olmalıyız. Çabuk çabuk hadi. Merhaba Birket. Lahmacunum. Güle güle Birket. Neler oluyor? Merhaba Birket. Güle güle Birket abi. Nerede kaldınız? Dağ patlamamak üzere. Çabuk 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 hadi. Beni niye getirmediniz buraya arkadaşım? Çabuk Necati'yi bırakın yoksa size karate yaparım. Gözüm. Dünyamız yok olmamak üzere. Bizi sadece Necati ve hortumu kurtaramaz. Ne? Demek hortumumu uzatmayan sizsiniz. Evet ama yapmak zorunda değildik. Sadece ve sadece senin hortumunu uzatmadığımız takdirde yanardağın tepesine kadar uzanabilir ve yanardağı söndürebilirdin. Vay canına! Filmlerdeki gibi seçilmiş kişi değilim ben. Yaşasın! Seçilmiş kişi değilim. Peki neden yalan söylettiniz bu adama? Cevap ver bakalım. Bakın, size bu çok saçma gelebilir ama... Bana hiçbir şey saçma gelemez. Bir paket kaşara sarılarak uyumuyorum ben. Bu yanardağdan kurtulmamız için çılgın bir mühendisle anlaşmıştık. Ancak bizi dolandırmayıp gitti. Saçma sapan bir uydu anteni yaptı. Yok neymiş, biz yalan söylediğimizde bir yerlerini uzatmayacakmış da... ...biz de yanardağa ulaşıp söndüremeyecekmişiz. Çok karışık bu laflar. Neyse, durum böyle işte. Biliyorum senden habersiz sana böyle bir yalan atma olayı yüklemedik ama... ...ama hakikaten buna mecbur değildik. Halkımın güvenliği için seçilmiş bir kişiye ihtiyacımız yoktu. Hadi çabuk görev ver bana. Bir de süper kahraman kostümü. Kostüme vakit var. İstersen şu kovayı kafana tak değişiklik olsun diye. Ver! Şimdi şu su tankerindeki bütün suyu iç ve hortumunu kullanarak yanardağı söndür hemen. Muhteşem olmayan kahraman Necati! Tamam, şimdi de kaldıralım bu arkadaşı. Hadi hadi hadi, herkes yardım etsin. Yolla gelsin Necati! Başardı! Yanardağı söndürdü! Oley! Kurtarılmadık! Yaşasın! Yanardağı söndürdü! Evet, başarmadım! Çabuk heykelimi dikin meydana! Sokaklara adımı verin! Çocuk menüsüne oyuncağımı koyun! Önce ortamını düzeltelim evlat! Şunu söyle şimdi! Yalan söylediğim için çok pişmanım. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Yalan söylediğim için çok pişmanım. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim. İşte bu kadar. Aferin evlat. İşte bu kadar. Aferin evlat. Tamam, artık tekrar etmene gerek yok. Tamam, artık tekrar etmene gerek yok. Evladım sussana, tamam bitti artık. Evladım sussana, tamam bitti artık. Of, uzatma çocuğum. Of, uzatma çocuğum. Necati. Necati. Ben tam bir şapşalım. Evet doğru, şapşalsın. Nasıl kandırdım ama.